Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte İnkılap tarihi sorularını çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? En son 71. sorumuza kalmıştık. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden soru çözümümüze devam edelim. Neyi sormuşuz? Erzurum Kongresi'nde kurulan Temsilciler Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? Sevgili arkadaşlar, temsil heyetinin yani Temsilciler Kurulu'nun görevi unutmayınız 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ne yapacaktır? Görevi resmen sona erecektir. Cevabımız burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Temsilciler Kurulu 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmiştir. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'yı merkez olarak seçmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Yani niye Ankara'yı seçti bu temsil heyeti arkadaşlar? Buna bakacağız. Şimdi Ankara biliyorsunuz ki jeopolitik açıdan önemli bir noktada işgale uğramamış. O yüzden seçildi. İletişim ve ulaşım imkanları fazladır. Hem iletişim telgrafları kullanmada önemli bir yer Ankara ki hem karayolu var zaten hem de tren yolu var. O yüzden imkan fazla. 3 de aynı söylediğimiz gibi işgal edilmemiştir ve Batı cephesine yakındır arkadaşlar. Ama İstanbul hükümeti ile anlaşma yapılması böyle bir durum söz konusu değildir. Temsil heyetinin cevabımız o yüzden E seçeneği olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Milli Mücadele döneminde 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy'un koruması ve güvenliği altında olan il hangisidir diye sorduk. Bunu bir gün soracaktır ÖSYM değerli arkadaşlar. O dönemde temsil heyeti daha Ankara'ya gelmeden 20. Kolordu ile Ankara'yı koruyan, kollayan arkadaşlar, güvenliğini sağlayan Ali Fuat Cebesoy'dur. Cevabımız Ankara olacak. Bir diğer sorudayız. İstanbul hükümetince katledilen Temsilciler Kurulu ve İstanbul hükümeti arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen İzmit civarında kurduğu silahlı birlikler ile milli mücadeleye destek olmuş olan yurtseveri sorduk sizlere. Değerli arkadaşlar, bu isim Mustafa Kemal'in de Nutuk adlı eserinde en çok bahsettiği kişidir. Bunu unutmuyoruz asla. Bu ismimiz unutmayalım. Yahya Kaptan'dır değerli arkadaşlar. Yahya Kaptan önemlidir. Daha sınavlarda soru çıkmadı ama yine bir gün ÖSYM'nin soracağını düşünüyoruz. O yüzden Yahya Kaptan'a lütfen ama lütfen dikkat diyoruz. Geldik 75'e. Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerine katılan Mustafa Kemal aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir? ÖSYM defalarca sordu ve sizin de muhtemel karıştırma potansiyeli bir sorudur. Çünkü sizler şu iki şık arasında kalıyorsunuz. Hocam, Son Osmanlı Mebusan Meclisi meclisinde Mustafa Kemal Erzurum'dan mı milletvekili seçildi, Ankara'dan mı, bunu karıştırıyorum diyorsunuz. Gençler, arkadaşlar, Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerinde Mustafa Kemal nereden seçilmiştir? Erzurum'dan. Hocam, Ankara'dan nereden seçildi? Unutmuyoruz. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Ankara'dan seçilmiştir. Bu iki bilgi lütfen unutmayalım. Sınavlarda geliyor. Sizlerin de karıştırma potansiyeli olan bir nokta burası. O yüzden karıştırmayın lütfen. Geldik 76'ya. İtilaf Devletleri'nin Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasına izin vermesinin nedenleri arasında hangileri gösterilebilir? Yani niye izin verdi bu İtilaf Devletleri? Tabii ki de bir, baktığımız zaman meclisi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak. Yani kendi lehine karar çıkartmak istiyor İtilaf Devletleri. Bir, bunun için izin verdi. İki, dediğimiz gibi işgallerini ve imzalanacak barış anlaşmasını meclise onaylatmak istiyor. Kısacası Sevr'i onaylatmak istiyor arkadaşlar. Burada bunu aldık. Ama Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklatmak gibi bir nedeni söz konusu değildir. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer sorudayız. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'a toplanmış. Mustafa Kemal Paşa'nın da İstanbul'a gidecek olan mebuslardan istekleri ve beklentileri olmuştu. Mustafa Kemal gidemedi çünkü tutuklanma tehlikesi vardı. Hatırlayınız. Mustafa Kemal Paşa'nın bu mebuslardan istekler arasında hangileri bulunmaz diye sorduk değerli arkadaşlar.
Bir, kendisinin meclise başkan seçilmesini istiyor Mustafa Kemal. Meclise Müdafaa Hukuk Grubu'nun kurulmasını istiyor ama bu gerçekleşmiyor arkadaşlar. Yerine Rauf Orbay'ın başkanlığında Felah Vatan grubu kurulmuştur. Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu verilmemesini istemiştir arkadaşlar, unutmayalım. Mecliste Misak-ı Milli kararlarının alınmasını Mustafa Kemal istemiştir ki zaten bu olacak arkadaşlar. Ulusal egemenlik fikrinin benimsenmek istenmesi bu söz konusu değildir arkadaşlar. Zaten hilafet yanları da olduğu için bu mecliste bunu benimsetemezsiniz. Zaten böyle bir isteği de yoktur bildiği için Mustafa Kemal'in. Cevabımız E şıkkı oldu. Bir diğer sorudayız. Son Osmanlı Meclisi Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa Meclis Başkanı seçilememiştir. Son Osmanlı Meclisi Meclisi'nde aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Meclis Başkanı seçilmiştir? Önemli bakın. Böyle bir soru bekliyorum ben. ÖSYM neyi sordu? Son Osmanlı Meclisi Meclisi'nin son başkanını sordu. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmeyip hangi ismin seçildiğini daha sormadı. Arkadaşlar Reşat Hikmet Bey seçilmiştir. Cevabımız D şıkkı oldu. Lütfen buna da dikkat ediniz. Önemlidir. 12 Ocak 1920'de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı kimdir? Çıkmış sınav sorusu ayrıca. Kimdir arkadaşlar? Celalettin Arif Bey'dir. Lütfen dikkat. KPSS'de geldi ama AYT için dinleyenler bizleri bu soruya dikkat ediyorsunuz. Çıkabilir. Ya da öğretmenlik alan bilgisi ya da tekrardan KPSS ön lisans veya orta öğretime tekrardan gelebilir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal mebuslardan aşağıdaki gruplardan hangisinin kurulmasını istemiştir diye sorduk. Hangi grubun kurulmasını istemekteydi Mustafa Kemal? Müdafaa-i Hukuk grubunun kurulmasını istemiş ama onun yerine ne kurulmuştu? Felah-ı Vatan grubu, Rauf Orbay başkanlığındaki Felah-ı Vatan grubu kurulmuştur. Son Osmanlı Meclisi Meclisi'nde Rauf Orbay başkanlığında kurulan grubun adını sorduk. Daha önce bahsettiğimiz gibi Felah-ı Vatan grubudur cevabımız. Mustafa Kemal son Osmanlı Meclisi Meclisi'nde nokta nokta grubunu kuran mebusları korkaklıkla ve saltanat yardakçısı olmakla suçlamıştır. Hangi grup bu? Daha önce bahsettiğimiz Felah-ı Vatan grubudur arkadaşlar. Cevap A şıkkı oldu. Son Osmanlı Meclisi Meclisi'nde kurulan Felah-ı Vatan grubunun başkanı. Bakın soru tarzları bu şekilde gelebilir. Hepsini aldık ki hangi soru tarzları gelebilir diye. Başkanı kimdir arkadaşlar? Rauf Orbay'dır. Son Osmanlı Meclisi Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli kararları içerisinde tartışmalı 3 bölgenin geleceğine halk oylamasıyla karar verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bölgeler arasında hangileri yer almaktadır? Bu da önemli bir soru tarzıdır. Arkadaşlar nereler var buralarda? Baktığımızda 1. Elviye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum söz konusudur. 2. Batı Trakya'dır arkadaşlar. Burada bir de neresi vardır değerli arkadaşlarım? Arapların yaşadığı yerler vardır. Bu 3 yer cevabımız olmuş oldu değerli arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Misak-ı Milli kararlarında yer alan siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyici kısıtlamalar kaldırılmalıdır hükmü doğrultusunda. Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez kaldırılması istenmiştir diye sorduk arkadaşlar. Siyasi, adli, mali gelişmelerimizi engelleyici kısıtlamalardan kasıt burada nedir arkadaşlar? Kapitülasyonlardır. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Misak-ı Milli kararlarında yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi Wilson ilkelerinin maddelerinden birine tepki niteliği taşımaktadır diye sorduk arkadaşlar. Tartışmalı 3 bölgenin geleceğine halk oylamasıyla karar verecektir değil. Azınlıklara komşu memleketlerindeki Müslümanlara tanınan haklar oranında hak tanınacaktır değil. Siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyici kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Bu değil arkadaşlar. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliğini sağlanırsa Boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. Ya bu bizim nedir arkadaşlar? Egemenlik hakkımıza nedir? Egemenlik hakkımızı
zedeleyici bir tutumdur. Wilson ilkelerinin bu maddesi. O yüzden burada cevabımız D şıkkı. Yani bir tepkidir bu durum. Bir diğer sorudayız. 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli'de yer alan konular arasında hangisi yer almaz? Bu konuları bileceğiz tabii ki de. Bunların arasında kimler var? Kapitülasyonlar, azınlıklar, referandum, sınırlar, boğazlar, borçlar gibi konular var. Ama ulusal egemenlik yoktur değerli arkadaşlar Misak-ı Milli'de. Bir diğer sorudayız. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde onaylanan son karar. Bakın bu soru da güzeldir. Son karar nedir arkadaşlar? Unutmuyoruz. Misak-ı Milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde onaylanan son karardır. Cevap E şıkkı oldu. Bir diğer sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararlarının sonuçlarından biridir diye sorduk. Arkadaşlar Misak-ı Milli kararları yapıldıktan sonra İtilaf Devletleri resmen nereyi işgal etmiştir? İstanbul'u resmen işgal etmiştir. Cevabımız A şıkkı olacak. Bu sonucu unutmuyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarının ardından İstanbul resmen İtilaf Devletleri tarafından işgale uğramıştır. İstanbul'da ilk işgal edilen yer MEB'in kitabında geçiyor bu bilgi. Dikkat diyoruz. Önemlidir. Unutmayalım arkadaşlar. Bu yer neresidir? Şehzadebaşı Karakolu'dur. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorudayız. Mustafa Kemal Paşa'ya İstanbul'un işgal haberini veren telgrafçı. Biliyorsunuz ki Mart 16 1920'de İstanbul Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine demiş. Bu sabah Şehzade başındaki Muzika Karakoluna İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonunda şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize arz olunur demiş. Kim demiş bunu? Değerli arkadaşlar Manastırlı Hamdi demiştir. Bu telgrafı haber veren kişiyi lütfen unutmuyoruz. Önemlidir. Mustafa Kemal zaten kendisine Mart 16 soyadı vermiştir. Hocam nereden geliyor bu Mart 16? İstanbul'un işgali arkadaşlar. Mart 16'da olduğu için. Bu videomuzun son sorusuna gelelim. Değerli arkadaşlar. İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi üzerine temsil heyetinin aldığı önlemler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Bir, ne yaptı? İstanbul ile haberleşmeyi hemen kesti arkadaşlar. Anadolu'daki itilaf subaylarını tutukladı. G ve Ulu Kışla demir yolları ne oldu? Tahrip edilmiştir. Anadolu'da toplanan vergilerin İstanbul'a gönderilmesine izin verilmemiştir. Vergilere el konulmuştur. Temsil heyeti İstanbul'a ordu göndererek işgali önlemek istemiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir değerli arkadaşlar. O yüzden cevap burada E seçeneği olmuş oldu. Evet, bu sorumuzla birlikte değerli arkadaşlarım sizlerle birlikte 9. videomuzu çekmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.